hesaplarım kapatıldı. Mahkeme kararı olmaksızın tamamen kendi kafalarına göre benim hesaplarımı kapattılar. Ve hala aktif olarak çalışıp yeni mağdurlar yaratan bir kripto para borsası. Benim hesaplarımı kapattı ve yaklaşık bir yıldır falan uğraşıyorum paramı almak için. Herhangi bir nedenleri yok kapatmak için, mahkeme kararı yok, herhangi bir yasal altyapısı yok böyle kapatmaya, kafalarına göre kapatmaları için. Hesabımın kapatıldığını ve hakkımda Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen bir göre çıkıyor. Ama bir senedir bu böyle, bir senedir hakkımda bir suç duyurusu da yok. Bu da yalan bir bilgi yani. Bizim paralarımızın hiçbir işlem yapamamamız kaydıyla dondurmuştur. İçeride bütün paramız nakit bir şekilde, en azından benimki durmaktadır. Paramı almak için yaklaşık bir yıldır uğraşıyorum. Yeterince mağdur ettiler beni. İçeride yaklaşık 150.000 lira gibi bir param var. Ve benim gibi onlarca mağdur daha var. Evet. Savcılığa gittiğimiz zaman avukatımız savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu süreç hala devam etmekte. Fakat süreç çok yavaş işlemektedir. Bu süreç içerisinde de yeni mağdurların oluşmaması adına ben elimden geldiği kadar insanları uyarmaya çalışıyorum. İnsanların paralarına el koyuyor. İnsanların paralarını vermiyorlar. Hatta hesaplarında değişiklikler yapıp paralarını değiştiriyorlar. Ben şu anda hesabıma tamamen giremiyorum. İçindeki paralarıma ulaşamıyorum. Bana paramı çektirmeye de izin vermiyorlar. Kendi paramı alamıyorum. Bizi kötü niyetli işlem yapmakla suçluyorlar. İşte işlem yaptık, alsat yaptık. Biz başka bir şey yapmadık. Bir borsada yapabileceğimiz 4 temel işlem vardır. Alım satım yapmak. Ben yaklaşık 6 yıldır borsayla ilgileniyorum. Alım satım yapmak, para çekmek, para yatırmak hepsi bu. Alım ve satımda bir işlemden 4 işlemden başka bir borsada yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. İnsanların, özellikle de bizim gibi genç yaştaki insanların parasına ve hesabına el koyup bu insanları savcılıkla, mahkemeyle korkutabileceklerini zannediyorlar ve bu paraları kendi ceplerine koyuyorlar. Yaklaşık 50.000 lira gibi bir zararım var. Adamlar bir yıldır paramızı vermiyorlar. İletişime geçtiğimiz zaman aynı arkadaşlarıma ve başka insanlara söyledikleri gibi kötü niyetli işlem yaptığımızı, bizim böyle ufak paralarla piyasayı manipüle edebileceğimizi ve manipüle ettiğimizi söylediler. Telefondan uygulamaya giriş yaptığım zaman hesabımın kapatıldığını, hakkımda Cumhuriyet Savcılığı'nda suç duyurusunda bulunduğunu gösteren bir uyarı görüyorum. Ama avukatımıza kontrol ettirdiğimizde hakkımızda herhangi bir suç duyurusu da yok. Bu da yalan. Yani hukuka aykırı bir beyan bu. Böyle insanların parasını haksız hukuksuz gasp edip ondan sonra savcı, mahkeme, işte sizi dava ederiz, suç duyurusu diyerek insanları korkutup sindirmeye çalışıyorlar. Bizim sosyal medyada gördüğümüz, ulaştığımıza göre onlarca kişi, belki 100'ün üzerinde ve çok ciddi paralar. Yeni mağdurlar sürekli ekleniyor. Sosyal medyada sesimizi duyurmaya çalıştıkça biz sosyal medya hesaplarını engelleyip hakkımızda insanlara işte bu bizim organize bir suç işlediğimizi falan söyleyip İnsanları da algısal olarak manipüle ediyorlar.